Şimdi bizi yani evimize şu an ekmek götürecek paramız yok. Yani herhangi bir şekilde o şekilde mağduruz. Gel gelelim bizim işsizlik sigortasından normalde yaralamamız gerekiyor. Son 4 ayda bir gün dahi eksik olmaması gerekiyor bizim primimiz. Ve biz izin almışız veya rapor almışız. Bunları dahi iş kura bildirmemişler. Biz şu anda işsizlikten de yani yarıdan fazlası işsizlikten de para alamıyor şu anda. Yani 300, 500 neyse onu dahi alamıyoruz yani. Sigortalarınız ödenmiş mi? Sigortalar ödenmiş. Ama mesela izin aldık veya da işte rapor aldık. Bunlar bir şekilde bildirmemiş İşkur'a. Ve dolayısıyla biz ondan da yararlanamıyoruz şu anda. Yani işsizlikten dahi mesela 300, 500 onu dahi alamıyoruz yani. Sıkıntı bu. Evet. Artık işte burada 400, 500 kişi şu anda mağdur. Hani bilemiyoruz yani, bekliyoruz artık. Ne olacak? Artık evli de psikolojik artık şeyimiz de bozuldu. Yani bundan ibaret yani bilemiyoruz ne olacak, ne getirecek işler. Sendika ilgileniyor, Birleşik Metal İşçi Sendikası. Tabii yani sendikamız bizi bırakmadı. Başından bu yana hep bizle beraber. İşte bir süreç... İçeride mallar var, onlar satılacak. Evet. İşte içeride mallar var tabii. Onların işte satımı veya bir firma ayarlanıp işte bunları bir şekilde işçi mağdur etmemek şartıyla kısa sürede bitirmek sendikamızın amacı bu. Karşılıyor mu acaba? Belli yani şu anda bizim elimizdeki olanlar karşılıyor. İşçi karşılıyor diye gözüküyor ama yani sırf bizim de alacağımız yok. Yani mesela atıyorum boya almışız, saç almışız, yan sanayi bizim...